Kıymetsiz Yazılar, İkinci Kısım. A, E, İ, Ü. Adabı nebeviyede Tehavün edeni, Peygamberin adabında gevşeklik göstereni ve süneni Mustafaviyyeyi, Peygamberin sünnetini terk edeni, arif zannetme. Cüneyt. Ahireti isteyene. Allahü Teala keremiyle din ve dünyasına kafidir. Ahir zamanda bir kavim zuhur eder ki Rafizi diye adlandırılır. İslamı terk ederler. Onları öldürün ki onlar müşriktirler. Hadisi şerif. Ahir zamanda ümmetime sultanlardan mihnetler isabet eder. Fakat o mihnetlerden şu kimseler kurtulur ki ilm ve amelin arasını üstünlük ve mükemmelliğin arasını birleştirip usul ve furudan tafsil üzere Hak Teâlâ'nın dinini bilip İslamiyetin emrinin icabı üzere nefsi için amel eylemeye dini hakkı tahsilde ele geçirmekte dili, eli ve kalbiyle mücahede ede, uğraşa. İşte o kimse, geçmiş olan saadetlere ulaşmış olmakla, kurtulanlardan olur. Ve dahi, şu kimseler kurtulur ki, Hak Teâlâ'ya arif olup, sükût eyleyip, eğer hayrı haber veren kimseyi görürse, ona muhabbet eyleye. Ve eğer, batılı işleyen kimseyi görürse, ona buz edip, onunla görüşmeye. İşte bu kimse de, zaman ehlinin imanının zafı sebebiyle, açığa çıkaramayıp, içinde gizlemek sebebiyle kurtuluşa erer. Hadisi i şerif Ahir zamanda bir kavm zuhur eder ki, sultan meclislerinde hazır olup, Allahü Teala'nın hükmünün zıddına hükmederler ve yasak etmezler. Allahü Teala'nın laneti onların üzerine olsun. Hadisi şerif. Gökteki melekler yeryüzünde Allah için bir araya gelen bir iki kişinin bulunduğu yere imrenirler. Afak ve enfüsün ötesinde zıl yoktur asalet nisbetine başlamak vakı olur. Afak ve enfüste zahir olan eşya Hak Teala'nın varlığına ve kemali kudretine delalet işaret edici ayetlerdir. Afak ve enfüsten geçmek bir emri vicdanidir ki kimse ondan geçmedikçe onun manasını tam manasıyla idrak edemez tatmayan bilmez. Afak ve enfüsten tamamen geçip şuun ve itibarattan seyr ile zatın mahiyetine reside olalar, kavuşalar. Alın saadet ve şekavetin açığa çıktığı yerdir. Kalp ilimlerin ve sırların mahallidir. Ayneyi i batınınızı mah gibi mülahaza ederim ki batın kalp aynanızı ay gibi mülahaza ederim ki güneşe tekabülünde dolunay gibi bedri kamil kamil olmuştur. İbrahim aleyhisselamı salatta tahsis eylemek, namazda teşehhütte anmak onun şanına tazim içindir. Ondan sonra gelen her peygamber, o büyük peygambere uymakla emrolunmuştur. İbrahim Havvas Allahü Teala'nın zikrini işitirken kendinden geçmiş olup bir hafta sonra ruhunu teslim eyledi. Ebu Bekr radıyallahu anh ile Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem esrara müteallik kelamı konuşurken Ömer radıyallahu anh geldikte, konuşma üslubunu ve beyan edilen esrarı değiştirdiler. Osman radıyallahu an geldikte aynen üslubu değiştirdiler. Ali radıyallahu an geldikte başka bir usul ile tabir buyurdular. Yani yine değiştirdiler. Bu hal gösteriyor ki istidatların başka başka olması mukarrer aşikar ve fıtratın tegayürü, değişmesi vaki ve muteberdir. Ebubekr. Bekr an hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın benim kalbime akıttığını Ebubekr'in kalbine akıttım buyurmuşlardır. Ümmetimin ümmetime en merhametlisi Ebu Bekir'dir. Radiyallahu anh. Ebu Bekir radiyallahu anh, fenada ferdi kâmil idi. Ebu Bekir radiyallahu anh, hutbede buyurdu ki, Resulullah'tan işittim ki, gerçekten şüphesiz ki, insanlar bir kötülüğü gördük de, onu tagyir eylemeseler, ortadan kaldırmasalar, onun cezasını Allahü Teala onlara da tamim eder. Bu cezaya onlar da dahildir. Buyurdu. Ebu Bekr Tamistani demiştir ki tasavvuf ızdıraptır. Sükun gelince tasavvuf kalmaz. Ebu Ali Dekkak, Ebu'l Kasım Kuşeyriye rüyada dedi ki: Dünyaya geleyim de dünyalık için değil. Nası insanları uyandırmak için insanın başlangıç ve sonunu bilmesi lazım geldiğini duyurmak için Cebrail aleyhisselam bana geldi dedi ki Ya Muhammed aleyhisselam istediğin gibi yaşa muhakkak öleceksin istediğini sev muhakkak ondan ayrılacaksın istediğini yap muhakkak karşılığını göreceksin. Hadisi i şerif i̇ttibâ sünnete sahi edip, sünnete yapışmaya gayret edip, taat vazifesiyle zamanı değerlendirmeye tam gayret edeler. Eser, bir şeyin mahiyetine ait olan eserlerden ibarettir. Mesela, ateşin yakması gibi. Uzak düşmüş ahbabı, Hayır dua ile yâd edeler. Allahü Teala'dan gelen din ile bütün insanlar mesuldür. Bu din bütün insanlara gelmiştir. Bazı şahıslara değil. Ahkamı İslamiye ilahi emirler ve yasaklardır. Hitabı ezeliidir ki Allahü Teala'nın kelam sıfatına tealluk eder. Ahkamı İslamiye ile tam bezenmek, ibadetleri yapmakta ve yasaklardan kaçmakta kolaylık, nefsin fani olmasına bağlıdır. Bu da Sofiyenin hizmetine bağlı ve onların muhabbetine aittir. Ahkamı İslamiye'nin ortadan kaldırılması ilhat ve zındıklıktır. Batini haller ve manalar misaller şeklinde açığa çıkar ki idrake yakin ola. Ahval ve mevacide talip olan kimseler masivaya tutulmuştur. İhtiyaç vaktinde sebeplere yapışmayıp bu yol ile zarar hasıl olursa asi olurlar. İhtilatı halk halk ile görüşme eğer onların hukukunu yapmak niyetiyle olursa zikr olur. Ehas havas zulmani ve nurani perdelerden halas ve şuhut ve müşahededen kurtulmuşlardır. İhlas-ı Şerif suresinin tefsiri. İhlas fenasız ve muhabbet-i zatiyesiz tasavvur edilemez. İhlasın hakikatine erişmiş olan tarikte, tasavvuf yolunda lazım olan uğraşmaktan kurtulmuştur. Her ne işte olursa olsunlar Allahü Teala içindir. Niyet etsinler, gerekse etmesinler. Niyetin lüzumu ihtimal olan şeydedir. Onların nefsleri Allahü Teala için feda olmuştur. Ben demeyi şirk bilirler. Evvelce ne ettiler ise kendi nefsleri için ederlerdi ve niyete muhtaç değiller idi. Şimdi de niyete muhtaç değillerdir. Böyle bir arife eziyet edip edepsizlik etmek Hak Sübhanehu ve Teala'ya edepsizliğe varır. Zira ona nisbet olunanlar külfetsiz Cenabı Hak Teala'ya nisbet olurlar. Her gah o arifin amali bir ihtiyaç, ihtiyaçsızlık değildir. Lakin fil hakika Hak Teala'nındır. Bu kıyas üzere onun Mevlası Celle ve Ala'ya tazim ve itaat olunup bu itibarla kelamı Mecid'de varit olmuştur ki mealen Resule itaat eden Allahü Teala'ya itaat etmiş olur. Nisa suresi 80. ayeti. Ahlak-ı reddiye, kötü ahlak, ademin, yokluğun kötülüğünden ötürüdür. Bir edebin, edepsizin hiçbiri, Allahü Teala'ya vasıl olamamıştır. Ezandan sonra ve basu makamen mahmuden illezi ve attehu inneke la tuhliful miat demek rivayet edilen mühim bir haberdir mecr ve sevaba kavuşmak içindir. Yoksa Allahü Teala'nın vadi elbette bu kua gelecektir. İrade rızayı gerektirmez. Zira küfr ve isyanlar Hak Celle ve Ala'nın muradıdır. Fakat mardisi beğendiği değildir. İradeden huruc edip kendi iradesini terk edip Hak Teala'nın iradesine teslim olalar. İradenin ortadan kalkması vilayetin şartıdır. Manevi kuvvetlerin cezbesi olmadıkça sadece suri ameller ile nasip olmaz. İradenin sarfı abden vaki olup kul iradesini sarf edip Allahü Teala dilerse halk eder. İrade aslında bizzat kemal sıfattır. Onun çirkin olması, çirkinlikle alakasındandır. İrade olmayıp, insanlar mecbur olsaydı, dünyada zalimlerin kınanması, kötülenmesi, isyan edenlerin cezalandırılması olmazdı. Erzak-ı ibade, kulların rızklarına Allahü Teala kefildir. Eğer az bir çalışmakla tahsili mümkün olursa ne ala ne güzel ve illa ardına düşmeyeler. Arz-ı ribatta muharebede eda olunan namaz iki bin kere bin, 2 milyon namaza muadildir. Eşdeğerdir. Hadisi i şerif. Ervah ve berzah-ı sugra, ruhlar, ve ruhun mahşere kadar kaldığı alemler bahsleri ziyade naziktir. Bu bapta zan ve tahmin ile konuşmaya cüret eylemeyeler. Naslar ile sabit olanlara kısaca iman eylemek lazımdır. Onun tafsilini Allahü Teala'nın ilmine havale eyleyeler. Ervahı mükemmel, olgun ve üstün kimselerin ruhları Allahü Teala'nın dilemesiyle ceset şeklinde görünmüş acayip şeyler yapmışlardır. Ervahın ruhların müşahedesi kemal değildir. Kemal batının masivayı bilmekten ve görmekten kurtulması, unutmasıdır. Ezgubarı naa kay ile Mecnun saleha çeşm berrehtaşt girdi zin beyaban berne Mecnun Leyla'nın yolunu beklerken yıllarca çöle baktı yol gözledi çölden bir toz kalkmadı Esbabın ref'inde sebeplerin kaldırılmasında hikmetin yok olması vardır ki onun zımnında arkasında maslahatlar, faydeler olabilir. Esbab, sebepler vardır. Lakin hakiki müessir Allahü Teala'dır. Onun fiilidir. Esbaba mübaşeret, sebeplere yapışmak tevekkülü bozmaz. Tesiri Allahü Teala'dan bilip ve itimat ona olup sebepleri kat'î olarak ortaya koyalar. Sebeplerden katî olarak kurtuluşa çare yoktur. Esbab, sebepler üçtür. Vehmi, terk edilmesi lazım olan sebepler. Katî olarak bilinenlerin yapılması vaciptir. Şüphe ve zanlı olanların yapılması zanlı ve şüphelidir. Esbaba, sebeplere yapıştıktan sonra sebepler dolayısıyla hakdeala eser halk ediyor. İstihareler tekrar tekrar yedi defa yapıla. İltica ve tezarru eyleyeler. Eğer zahmetsiz kalpte arzu ve sinede açılma hasıl olursa, o emre müteveccih olalar. İstiharede bir emrin arzunun hasıl olmamasından ve rüya görmemekten, ve kanaat hasıl olmamasından dağınık fikirde olmayınız. Zira vilayet ve kurb ona bağlı değildir. Ve her birinin yokluğu kemalde sebebi noksan olmaz. Yüksek himmet sahibi olup en yüksek maksada ulaşmaya teşebbüs ediniz. Hasenatlar fazla bulunsun, gerekse bulunmasın. İstiğfar, belaların ve sıkıntıların şiddetli kaldırılması için faydalı ve mücerreptir. Tecrübe olunmuştur. İstifara sabah ve akşam devam lazımdır. Bir kimse 25 kere dese beytinde, evinde, ehlinde, ailesinde, darında, memleketinde ve şehrinde ve bulunduğu beldede istenmeyen bir şey ile karşılaşmaz. İstikamet kerametin fevkidir, üstüdür. Cemiyet ve istikamet üzere olalar. El istikametü fevkal kerameti. İstikamet kerametin üstündedir. Hud suresi sakalıma ak düşürdü. Hadisi i şerif. Esrarın sırların çoğu kayda ve kitaba gelmez. Sohbet ve konuşmaya bağlıdır. İslam, iman üzerine atfolunduğu, bağlandığı mahallerde, iman, kalbin tasdiki, İslam, görünürde teslim olma manasınadır. İslam'ın beş şartından birine halel gelirse, İslam'a halel gelir. Biri yapılmazsa, o şart yapılmadığı için İslamiyet eksik olur. İslam garip olmuştur ve gittikçe de ziyade garip olur. Yeryüzünde Allah diyecek kimse kalmasa gerektir. İslam'ı hakiki nefsi emmarenin inkiyadına teslim olmasına bağlıdır. Nefsin itminanından evvel kalbin ile hasıl olan İslam'a İslam-ı mecazi derler. İslam-ı hakiki makamatı sülukun tayından sonra sülük konaklarının geçilmesinden sonra ve nefsin itminanından sonra hasıl olur ki bahsedilen bu kemaller ismi zahire taalluk eder. İslam-ı hakiki arifin yolunun dönüşsüz olması ve tam olgunluğun asla katılmış olmasıdır. İslam uyanıklık yoludur ve neticesi tenzihtir. İslam-ı tarikat cem'ül cem makamı olup küfr tarikati müteakip hasıl olur ve halkı Hak Subhanehu'dan ayrı görüp zikr ve namaza rağbet eder. İsim isimlendirilenin aynasıdır. Şuhut vaktinde ayna gizlidir ve zahir olan hemen aynada görünendir. İsimle vuku bulmayı zat ve müsemma ile tahakkuk zannederler. Ve bu benzetmek ve aynanın gizli olması sebebiyle tamamen gizlenmiş sıfata zattır derler. Zat ile sıfat birbirinden ilimde ayrılmıştır derler. Lakin hak olan budur ki Allahü Teala'nın sıfatları hariçte ayrıca vardır. İsim ve mana ve diğer elfazın sözlerin Hak Teala hakkında söylenmesi ifade edecek söz bulunamadığındandır. Hak Subhanehu'yu lafsın ve mananın afak ve enfüsün ve tecelliyat ve zuhuratın ve tevhid ve ittihadın ve müşahedat ve mükâşefatın ötesinde olmak üzere aramak gerektir. İsmi ilahi Celle Sultanuhu ile beka eyleyip hakikati subutiye, hakikati ademiyenin canişeni oldukta arifte müdir ve mutasarrıf hemen o isim olur. Ve o ismin ile muttasıf ve mütehalli zinetlenen olur. O ismin hayatı ile hay ve ilmiyle ile alim ve semi ile semi ve basarı basir ve kelami ile mütekellim ve iradeti ile mürit ve kudretiyle ile kadir olur. Zira her ismi ilahi Celle Sultanühu esma ve sıfatı mütezammındır. Çünkü her esma zıldır, başkadır ve o ismin cüz'iyatından bir cüzdür. Arif zıl yolundan asla bağlanıp ismi sabık renginde ismi lahıkın ile muttasıf ve ol asıldan bu asla mülhak olup aslı saniden aslı salise ve ila maşallah mütehakkık olur. Her ismi ilahi bütün isimleri ve sıfatları kendinde toplar. Esma-i ilahiden, ilahi isimlerden her birinin aslı, şuun ve zatın yüceliğine ulaşır, nihayet bulur. Esma-i ilahiden, ilahi isimlerden her birinin bütün isimleri ve sıfatları toplaması, onlar ile sıfatlanmış olması demek değildir. Belki ismin, sıfatlar ile alakalı olması ve sıfatlar ile şartlanmış olması kendisinde hatırlanmaktır. Mesela ilmin isimleri kendinde toplaması hepsine alakası olması itibariyledir. Tekvinin camiiyeti, ilm, kudret, irade ve gayri kemal sıfatlarını içine alması itibariyledir. Sanki ondan alınmıştır. Kudret ve iradet, hayat ile şartlıdır ve ilm için lazımdırlar. İlmin topladığı şeyler bu sıfattan alınmıştır ve kelam onları şamil olduğu itibariyle içine alır. Muhammed Eşref Muhammed Masum'un mahdum zadesidir. Eşref saat cevfi şeptir, gece yarısıdır. Eşya ezdadıyla tebeyyün eder. Eşya zıddıyla tanınır. Eşyanın mebdeyi teayyünü, esma yı ilahinin zıllidir. İsmi ilahi mebdeyi teayyünün aslı olup ismi küllidir. Mebdeyi teayyün, o küllinin cüz'iyatındandır. İsmi küllînin aslı da şan zata olup Zât-ı Teâlâ'da mücerret itibardır. Eşyaya hakiki malik odur. Lakin zahirde kendi kullarından her kimi malik eylediyse hesaba çekilme onunla alakalıdır. Eshabın cümlesi sohbetin şerefi sebebiyle ölmeden önce ölmek ile müşerref oldular. Eshab-ı kiram vilayetin en yüksek tabakasındadırlar. Eshab arasındaki muharebeler, düşmanlıktan dolayı değildi. İçtihat yüzünden idi. İçtihatta hataya da bir derece sevap verilir. Eshab-ı kiram, sohbet bereketiyle kemale ulaştı. Ümmetin evliyasından öne geçtiler. Eshab-ı kiramda, haller ve keramet fazla miktarda zuhur etmemiştir. Zira dünya amel yapma yeridir. Ahiret mükafat yeridir. Eğer amelin karşılığı olan meyvelerden bir kısım bu dünyada ihsan olunursa ahiret derecelerinin noksan olmasına sebep olur. Bunun için dünyada amelin meyveleri verilen bazı kimseler görülmüştür ki ölümü anında bu işlerin olmamasını temenni ederler. Eshab-ı kiramdan iki şahsı müseyleme tül yakalayıp birisine sorup Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah olduğuna şehadet eder misin dedik de, evet şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah'tır cevabını vermiştir. Müseyleme yine sual edip benim dahi Resulullah olduğuma şehadet eder misin dedik de, evet dedi. Onu bırakıp, ikinci şahsı getirtip, Muhammed'in Resulullah olduğuna şehadet eder misin dedik de, o kimse, evet dedi. Müseyleme, benim dahi Resulullah olduğuma şehadet eder misin dedik de, o kimse, ben işitmemek illetine müptelayım dedi müseyleme sualini üç kere tekrar edip, o kimse dahi çok sağır olduğunu söyleyip, onun risaletini ikrar etmedi. Ona gadab edip, şehid eyledi. Bu vakka Resûlullah'a eriştikte buyurdular ki, maktul olan şahs, yakin ve sıdk yolunu tutmuştur. Şehitlik rütbesine malik olmuştur. Diğeri, ruhsat yolunu ihtiyar edip kendisinden zulmü def eylemiş. İslahı ceset bedenin ıslahı kalbin ıslahına bağlıdır. Bedenin fesadı dahi kalbin fesadına bağlıdır. Aslın zuhuru ne kadar çok ise zılde dahi mahv ve telaş o kadar çok olur. Usullerden ve usullerin aslından mücerret zata Allahü Teala'ya kavuşmak mümkün değildir. Usul dinde itikad edilecek şeylerde hatıra gelen şey ve vesveselerin menşei hannastır ki sadrdadır. Şeytandır ki göğüstedir. Çocuklara dahi ahirette marifet hasıl olması ve bunlara akıl ve şuur ita edilmesi mümkündür. Mesela o günde müşrikler tevhid ehli olurlar. Yani inanırlar ve derler ki Allahü Teala Rabbimizdir. Biz müşriklerden olmadık. İtminanın kalbin mutmain ne olmasının alameti nazil olunmuş ahkama tam uymaktır. İtminandan evvel nefs ahkamı İslamiyenin suretine uymaktadır. Bir gün itikaf eden kimseyle cehennem arasında üç hendek olur ki her biri hafikayından mağrib ile meşrik arası mesafeden daha çoktur. İtibarat ilahi mesela itibarat mescudiyet ve gayri gibidir. İtizar edenin özür dileyenin özrünü kabul etmelidir. Allahü Teala'yı en iyi tanıyanlar en çok hayrete düşenlerdir. Amali hasene arasında Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem nakl olunmuş ve onun ameli olup hasaisinden olmayanları ahirette sevap almak niyetiyle ifa etmek yapmak için izne ihtiyaç yoktur. Peygamberin ameli ümmete izindir ve sünnettir. Hacetlerin hasıl olması, müşkilatların halli için bazı ameller ve zikirler ve dualar ve rukyeler mürşidin iznine bağlıdır. Amali salihâ sevabını mümin ve müminatın tamamının ruhlarına hediye eylemek güzeldir. Her birine tam sevabı ulaşır. Hakkında niyet olunan meyyitin ecri dahi hiç noksan olmaz amali uhrevi de tevekkül bi manadır. Ahiret amellerinde tevekkül olmaz. Amalde, amellerde her ne kadar kusur hatıra gelirse, yani amellerini kusurlu görürse, kıymeti çok olup kabul olunmaya layık olur. Amellerin ve taatlerin ve zikirlerin kabulü ihlasa bağlıdır amellerin eftali müminin kalbine sürur, sevinç vermektir. Mümini sevindirmektir. Hadisi şerif. Ummalüküm, amalüküm. Yaptığınız amellere göre idare edilirsiniz. amal Suriye, suriye, ameller mücerret manevi cezbe kuvveti olmadıkça insanı varlığı sevmekten, ve enaniyetten kurtaramaz. Amel yap ve istiğfar et. Bu dünyada amel istenmiştir ve zaruridir. Kabule layık bilin gerekse bilmeyin ibadet yapmak ve ondan istiğfar etmek gerektir. Ve yalvararak onun kabulünü istemek gerektir. Âyan-ı Sabiteye, Sofiye Aliye izafi yokluklar derler ve mümkinatın hakikatleri olarak tasavvur ederler. Ayan-ı sabite mümkinatın hakikatıdır. Muhyiddin Arabi. Agniyanın zenginlerin sohbetine rağbet etmeyeler ve fakir ve namurat olmayı aziz bileler. Agniya zenginler ile sohbetten uzak olalar ve zaruretsiz onlar ile beraber olmayalar. Ah, yazık ki ömür tamam oldu ve hiç amel vücuda gelmedi. Dünyanın vefasız olduğu açıktır. Fitne ve musibetler peş peşe gelmektedir. Dostlar ve ciğer pareler vefat edip göçüp gitti. Yine hiç uyanmak ve hatırlamak ve tövbe ve sığınma yoktur. Gaflet artmaktadır. İsyan ile geçen günler artmaktadır. Bu nasıl imandır? Ve ne şekil Müslümanlıktır? Ne kitap ve sünneti kabul ederler ve ne açık işaretlerin görülmesinden ibret alırlar. Fikir ve endişe lazımdır ki, bir yerde beraber giden eski dostlar, cana yakın, hep beraber olanlar, nice oldu ve nereye gittiler? Can dostu olan dostlardan, hiçbir eser ortada yok ve hiç onlardan açık nişan meydanda yok. Yaz harmanı gibi, yokluk rüzgarı, onların nişanını dahi bırakmadı.'' Öyleyse bizim gibi geri kalanlara lazımdır ki, şu birkaç günlük ömrü, gaflet ile telef ve göze açık uyku ile, tavşan uykusu ile zayi eylemeyelim. Bu fani saraya gönül bağlamayıp ve bu insafsız kahveye aldanmayalım ve muhabbet bağlamış olmayalım. Tamamen Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için bütün gücü harcamalı nefs ve şeytanın tuzağından heva ve hevesin girdabından kenara sahile çekilmeye çok gayret edelim ve kabri ve kıyamet her zaman gözümüzün önünde olup kendimizi ölmüşlerden sayalım böyle düşünmemiz emir olundu var gibi bilinen hayat ve vücuttan soyulup ölümden önce olan ölüm ile vasıflanmak yoluna gidelim ve kendimizi gerçek bir ölü ve aslı bir yokluk gibi sayalım yokluk ki kendini var gibi sayıp vücut ünvanıyla ortaya çıkmış olup kendinin kıymet sahibi olduğunu iddia ediyor halk arasında gülünç olması yerindedir Dünyanın süsleri sebebiyle kendilerini değiştirmeyeler ki dünya fani ve helak olucudur. Sabit değildir. Şekerle kaplanmış bir zehir ve altın kaplanmış necaset gibidir. Bu zehr ile ebedi ölüme tutulmak ve daimi hüsrana yakalanmak açıktır. Varlık ve ona tabi olan şeyler hakiki vücut sahibine yakışır ve ona layıktır ve mümkünin üstünlüğü üstünlük iddia etmemesindedir noksanlığı da hayırlardan uzaklaşmasıdır eftali taat taatlerin eftali evliyaya muhabbet ve düşmana düşmanlıktır ef'al ve harekatın işlerin ve hareketlerin cümlesinde teşebbüs edip niyet etmelidir. Ve salih niyet zuhur etmedikçe hiçbir amele mümkün olduğu kadar başlamamalıdır. Ef'ali abd kulun bütün fiilleri hayır ve şerden cümlesi Hak Teala'nın takdir ve iradesiyledir. Dilemesiyledir. Takdir yaratmaktan ibarettir eksiru ihvaneküm fid din. Din kardeşlerinizi çoğaltınız. İnsanlarla haşır neşir olmak iflas alametlerindendir. Elbise kestirmek için gün tayin eylemek sabit olmamıştır. Elbiseyi fahire, güzel elbise, latif içecekler, nefis yiyecekler Allah için caiz, riya ve övünmek için masiyettir. Elhamdülillahi ala kulli hal ve euzu billahi min hali ehlin nar. Her hal üzere Allahü Teala'ya ya hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allahü Teala'ya sığınırım. Hikmet on kısımdır o on kısmın dokuzu uzlettedir. Biri de susmaktadır. Hadisi i şerif Esselamu ala men ittebe'al hüda Hidayette olanlara selam olsun ve Muhammed aleyhisselama uymayı seçenlere aleyhi ve ala alihi mines eftaluha minet teslimatu ekmeluha ülfet eyle İnsanlarla görüş, konuş. Onlara gönlünü kaptırma. İhtiyacın kadar görüş. Allahü Teala masivaya köle olmaktan kurtarıp tamamen Cenab-ı Kutsi'sine bağlayıp ve mamur eyleye yakınlık derecelerinde yükselmeler vere. Allahü Teala kendi mevcudiyetinde kendi zatı mukaddesinden gayra muhtaç değildir. Allahü Teala'ya olan muhabbetin kadar halk sana muhabbet eder. Senin Allahü Teala'dan korkun kadar halk dahi senden korkar. Ve Allahü Azze ve Celle ile meşguliyetin her ne kadar olursa nas dahi senin emrinde o kadar meşgul olurlar. Tamamen Hak Teala'ya müteveccih ol. Dön ve kimseye teveccüh eyleme. Nefsin seni meşgul etmesin. Allahü Teala'nın fadlından gayra itimad eyleme. Allahümme inni es'eluke fiilel hayrati ve terkel münkerat ve hubbel mesakin ve en tagfirli ve terhameni ve izâ fitneten fi kavmî, feteveffeni gayre meftun ve elüke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke ve hubbe amelin yukarribuni ila hubbike. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okurlardı. Ya Rabbi, hayır işleri yapmayı, kötü işleri terk etmeyi senden isterim ve miskinlerin sevgisini isterim ve beni bağışlamanı ve merhamet etmeni isterim. Kavmi arasında bir fitne irade buyurduğun zaman beni fitneye düşmeden vefat ettir. Ve senin sevgini, senin sevdiklerinin sevgisini beni senin muhabbetine yaklaştıracak amelin sevgisini isterim. Afaki putlara kul olanlar zat-ı ilahi düşmanlarıdır. Enfüsî putlara kul olanlar sıfat-ı ilahi düşmanlarıdır. Elvan ve envarın renklerin ve nurların görünmesi fenaya muhalif değildir. Elem ve üzüntü, ayrılık ve musibet madem ki Allahü Teala'nın irade ve takdiri iledir, ona razı olmak lazımdır. İlham hatarat cümlesindendir. Yakin hasıl olması ve zannı galip vardır. Batının açılması vardır. Hatarata menşe başlangıç ise nefstir. İlham zannîdir. Hasıl olması umulur. Allahü Teala semavatın ve erdin nurudur. Ayet-i kerimesinin manası sonradan yaratılmışlar, yokluklar olup, baştan başa zulmet ve şerlerdir. Ve onlarda olan hayır ve kemal, hüsn ve cemal, vacib-i teâlâ ve tekaddestendir. Lakin bu nur, zıller vasıtasıyla olup, Allahü Teala'nın müminin kalbindeki nuru fener içindeki mum gibidir. Ayet-i kerimesi bunu irade buyurur. İlham zannidir, kat'i değildir. Kat'iyet vahye bağlıdır. İmam ile iftitah tekbiri almayı tecellilerden ve zuhurattan daha iyi bileler. İmam-ı Azam ömrünün sonunda iki sene içtihadı terk edip uzete çekilmiştir. İmam-ı Azam dört bin altın kıymetinde elbise giyerdi ve güzel elbise tavsiye ederdi. İmam-ı Azam, İmam-ı Cafer-i Sadık'tan sual edip, Ya İbni Resûlillah! allah Teala insanların istekli işlerini, onların arzularına bırakmış mıdır? Dedik de, cevabında, Allahü Teala rububiyetini, yaratmak ve her istediğini yapmak büyüklüğünü kullara bırakmaktan münezzehtir buyurdu. Yine sual edip onlara cebreder mi dedikte de, cevabında cebir yoktur. Yaratmayı kullara bırakmak da yoktur. İkisi arası ola gelmektedir buyurdu. İmamı Cafer-i Sadık'ta ayrı ayrı iki nispet vardı ve birbirinden ayrılmış idi. Nisbetin biri yüce ceddi tarafından Ali radıyallahu anh'a ulaşır. Diğeri annesinin ecdadından sıddık Ekber'den radıyallahu an alınmıştır. İmam-ı Rabbani kaddesallahu sirruhül aziz müceddidi elf-i sani idi. İmam-ı Rabbani vilayeti Muhammediye ve vilayeti Museviyenin terbiye yaftası olmuştur. Her ikisiyle yetiştirilmiştir. İmam Rabbani'nin seyri ilerlemesi bir noktaya vasıl olmuştur ki asıl noktaya akrep çok yakın noktadır. Onun üstünde seyir düşünülemez. İmam Rabbani'nin hakikati Muhammediyeye vusul bulduğu, kavuştuğu. İmam Rabbani'nin seyri, seyri muradi, muratların seyri, çekilenlerin seyri olduğu. İmam Rabbani'nin sohbetinde hasıl olan feyizler ve bereketler. İmam Rabbani'nin İmam-ı Azam ve İmam-ı Şafii ile keşfen bir araya gelmeleri. İmam-ı Rabbani kutbiyet ve ferdiyetin kemalatını daha başlangıçta kendinde toplamış idi. İmam-ı Rabbani'nin nisbeti nisbet-i eshab-ı kiramdır. Yani eshab-ı kiramın nisbetidir. İmam-ı Rabbani tecelli-i zâtî ile şereflendi. İmam-ı Rabbani idiler. İmam-ı Rabbani'ye seni ve kıyamete kadar sana tevessül edenleri mağfiret eyledim diye ilham olundu. İmam-ı Rabbani Ehl-i Beyt-i kemalatına garg olmuşlardı. İmam-ı Rabbani'nin sinesinden, göğsünden vesvese veren şeytanı ve onun avenesini ihraç eylemişlerdir. İmam-ı Rabbani'nin Cenab-ı Hakk'ın daire-i gadab, daire-i istigna, ihtiyaçsızlık dairesi, rahmet dairesinde seyri. İmam-ı Rabbani Kur'an-ı Kerim'deki huruf-u mukatta ile mümtaz oldular. Onun sırlarına eriştiler. İmam-ı Rabbani zamanın halifesiyle yol beraberliği yapıp Ecmir seferine gitmişlerdir. İmam-ı Rabbani'ye vefatından altı gün evvel humma geldi. İmam-ı Rabbani'nin ölüm hastalığı sıtma idi. İmam-ı Rabbani'nin vefat tarihi 1034. Seferinin 28. salı günü idi. İmam-ı Rabbani'nin yaratılışı Nebi Aleyhisselam'ın artık toprağındandır. İmam-ı Rabbani'nin mezarından üstün kemalatlarının feyzi alınmaktadır. İmam-ı Rabbani Lahor'da Hacı Süvayi sokağında Hace Kasım'ın eski hanesinde bir iki ay ikamet buyurdular. O hane köhne olmakla Telapür sokağında diğer haneye intikal buyurdular. İmam Gazali, Farabi ve İbn Sina'yı tekfir eylemiştir. Küfre düştüklerini söylemiştir. İmam müezzinden mutlaka eftaldir. Ma mafih imamda ezanın fazileti yoktur. Emri münkeri gördükte İslamiyete uygun olmayan bir iş gördükte değiştirilmesine kadir olmadığınız vakitte sabrediniz. Allahü Teala onu tagyir eder, değiştirir. Hadisi i şerif. Emre maruf ve nehi münker bütün Müslümanlara vacip ve küffar ile cihat gibidir. Ya emre maruf ve nehi münker edersiniz veya hut Allahü Teala sizin üzerinize gadap gönderir. O vakt duanız kabul olmaz. Hadisi i şerif. Emri maruf olmayan memlekette emirlere itaat ettiği halde yani muti olduğu halde üzülmeyenler helaka müstahaktır. Belkıs dedi ki: Padişahlar hasmane bir şehre dahil olduklarında ol şehri harap ve ahalisinin azizlerini zelil ve esir eder ve fil hakika bu işi işler. Neml suresi 34. ayeti kerimesi meali. Allahü Teala şüphesiz ki nimetlerin eserini kulu üzerinde görmeyi sever. Hadisi i şerif. Allahü Teala bidat sahibinin işleyenin orucunu, namazını, haccını, ömresini, cihadını, farzlarını ve nafile ibadetlerini kabul etmez. Bunlar yağdan kıl çıkar gibi İslam'dan çıkarlar. Hadisi i şerif. Şüphesiz ki Allahü Teala'ya kullarının en sevgilisi Allahü Teala'yı kullarına sevdirendir. Hadisi i şerif. Şüphesiz ki ben dünyayı imar etmek için değil. Hadisi. Allahü Teala sadık olan tüccarı sever. Hadisi şerif. İnsanoğlunun cesedinde bir et parçası vardır ki bu salih olursa bütün beden salih olur. Bu bozulursa bütün beden bozulur. Bu et parçası kalptir. Hadisi şerif. Eğer Allahü Teala sana bir zarar eriştirse, onu senden keşf ve defe yine ondan gayrı kimse kadir olmaz. Eğer sana bir hayır murad ederse, onun fadlını red ve men eder yoktur. Onun fadlı kullarından dilediğine isabet eder. Yunus 107 ayet-i kerimesi meali. Kulumu beni zannettiği gibi karşılarım. Hadisi i şerif. Enbiya kabirlerinde zindedir, diridir. Lakin dünya hayatı gibi değildir. Enbiya adedinin tayinini ulema men etmişlerdir. Sofiyeden bu bapta nakledilen bir şey yoktur. Enbiya'ya indirilmiş olan her bir kitap Kur'an-ı Kerim'in eczasından bir cüzdür. Onun bazı ibarelerinden o kitaplar almışlardır. Kur'an-ı Kerim bütün kitapları kendinde toplamıştır. Enbiya'ya mütabaat olmadıkça, uyulmadıkça kemale ulaşılmaz. Eğer bir şeyler hasıl olursa istidraçtır ki neticesi ahirette hüsran ve pişmanlıktır. Enbiya'dan her birinin kendi Rabbi ile muamelesi ve sırrı başkadır ki hiçbir kimsenin o muamelede aslen şirketi yoktur. O nisbet ve yakınlığın keyfiyeti meçhuldür. Enbiya evliyadan eftaldir. Fakat bazı meziyetler ve marifetler veliye mahsus. Üstünlük olsa fadlı külliyi mucib olmaz. Caiz ve belki vakidir. Ve fadlı külli enbiya'ya mahsustur. Bunun gibi nebiler ile resuller arası da böyledir. Mesela Musa aleyhisselam ile Hızır kıssasında bu hususu yazmışlardır. Enbiya'nın müttefik bildirdikleri ve ulemanın icmaları ile olan kavilleri batıl hayallerle kaldırmak, kabul etmemek mümkün midir? Enbiya'dan bir peygambere vahy yolunup zamanında mevcut bir abide gidip senin zühd ve dünyadan kesilmen ahirette nefsin rahat etmesi içindir. Allahü Teala için olan ameli yaptın mı? dedikte de, o amel nedir diye sual edince, velilere dostluk, düşmanlara düşmanlık eylemektir, dedi. Hadisi i şerif İntizar ve tefakkudi matluptan, matlubu beklemek ve aramaktan bir an uzak olmayalar. İnzivayı ihtiyar eylemek evladır. Yalnızlığı seçmek iyidir. Lakin riayeti hikmet ve ademi inareyi fitne hikmeti gözetmek ve fitneyi uyandırmamak lazımdır. İnsan toprak olup, topraktan nebat hasıl olur. Nebattan hayvan yer ve hayvanı insan yer ve bundan nutfe hasıl olup, yine insan peyda olur. İşte bas budur, dirilmek budur. Demek küfürdür. İnsana ita olunan, verilen, suri ve manevi feyz, zahiri ve batini feyiz, nimetler eğer bir an kesilse varlık ve üstünlükler kalmaz. İnsanın olgunluğu, yokluğunu, adem olduğunu anlayıp kendinde emanet olan kemalatı ehline havale ederek kendinden intifâ-i kemalde hayriyeti de selbi hayriyettedir. İnsanın kıymeti Himmeti kadardır. İnsanın izzeti iman ve marifet iledir. Mal ve cah mevki ile değildir. İnsanın zatı Adem'dir. Hayır ve kemal onun hakkında emanettir ve güzellik ve cemal inikasıdır. Eğer bu hayır ve kemali kendine nispet edip kendinden bilip aslı ile ortaklık davası ederse haindir. İnsan bir biçaredir ki onun üstünlüğü ve güzelliği yokluktur. Kendi mevlasına mahsus olan varlıktan nasıl haberdar olur? Onun kemal ve cemaline nasıl muttali olur? İnsan on latifeden mürekkeptir. Beşi alemi halktan, madde aleminden, Beşi alemi emridendir. Ruh alemindendir. Nefs alemi halktandır. İnsan mebde-i tayyuni olan ismin zıllidir. Zılde bulunan hayır ve kemal aslının ziyasıdır. İnsanın olgunluğu kemal iddia etmemekte, hayırlılığı da hayırlılığı kendinden bilmemektedir. Eğer hayır ve kemali kendi nefsine nispet ederse emanete hıyanet ve asliyle dava davayı şirket eder. Asliyle ortaklık davasında bulunur. Meğer ki yokluktan sonra yok iken var edilince kendisine vücut ihsan edilince ikinci bir doğuş ile doğmuş ola ki o vakte onun hakkında bu söz güzel olur. İnsana her ne ulaşırsa, cümlesi takdir ve ezeli irade iledir. İnsanın hayırlısı ittika edip takva sahibi olup sılayı rahmeden ve emre maruf ve nehyi münker edendir. Hadisi i şerif. İnsandan bu fani alemde istenen bir çare bir kul köle olup kulluk vazifelerini eda ve tamamlamak ve ibadetleri ve taatleri yerine getirmektir. İnsanın arzu ile kârı nedir? İnsan bir şeyi niçin arzu eder durur? Çok vaki olur ki temenni eylediği emr, iş kendi hakkında mukadder değildir. Takdir buyurulmamıştır. İnsanı Hak Subhanehu ve Teala beyhude halk eylemedi ki kendi haline bırakılsın. Hatta her ne bilirse yapıp hevayi nefse ve hoşuna giden şeye uysun. Onu emirleri yapmak ve yasaklardan sakınmakla mükellef kıldı ve emirler ile muhatap eyledi. İnsan için onun emirlerini yapmaktan başka çare yoktur. Ve onun hilafı üzere hevayi nefs ve tabiate tabi ola. Eğer bu veçle amel etmezse asi ve inatçı kul olup Allahü Teala'nın gadabına uğrar ve çeşitli cezalara müstehak olur. İnsan her ne kadar dert ve belaya müptela ve mihnetlere düçar olursa beraberlikte ve yakınlıkta o kadar ziyade kamil olur. İnsanın kadr ve kıymeti muhabbet ile belli olur, açığa çıkar ve diğer varlıklardan ayrılması, bu dert sebebiyle olduğu açıktır. İnsanın diğer mahlukat üzerine üstünlüğü, dert talebi ve rahatına düşkün olmamak sebebiyledir. İnsanın sevmesi ve boz etmesi ve vermesi ve vermemesi, Allah için olursa, imanı kamil olmuştur. Hadisi i şerif İn'amda nimete kavuşmakta, sevilenin ve sevenin muradı, nefsin muradına muafıktır. Elemde sevilenin muradı vardır. Evca ve emraza, acılara ve hastalıklara sabredeler ve Hak Subhanehu'nun kereminden afiyeti talep edeler ve mahlukattan hiç kimseyi vasıta görmeyeler. Hepsini ve vasıtaları, Hak Subhanehu ve Teala'dan bileler ve onun defini dahi ondan talep edeler ki onun takdiri olmadıkça kimse kimseye zarar eylemeye kadir değildir ve onun iradeti olmadıkça hiç kimse def zarar eylemeye kadir olamaz. İşte tariki ubudiyet budur. İşte kulluk budur. Evkatı, vaktleri, zikr ve fikriyle mamur edeler ve en mühim işlere sarf edeler. ve gizli ve açıkta takva ve haf üzere olalar ve ölümü ve kıyamet gününü düşüneler ve bu tefekkürden uzak olmayalar evkatı vaktleri zikr ve fikriyle mamur edeler Mevlâ-yı Hakiki Celle Şanuhunun razı olduğu şeyleri yapmakta canı gönülden çok çalışmalı, karanlık geceleri ağlamak ve istiğfar ile aydınlık ve pür nur edeler. Ahiret azığını bu kısa zamanda ömr içinde hazırlayalar. Evladı İhsan'ın onların evladının hizmetini kendine saadet bileler. Evliya zellelerden küçük günahlardan korunmuş değildir. Lakin tez uyanırlar, farkına varırlar. İyilikler ile onun tedarikini görürler, telafi ederler. Ev halkının dinen hakkı olan şeyler eda oluna. Onlara dahi çokça karışmayalar. Devamlı onlarla uğraşmayalar. Ehli hukuku hak sahiplerini razı etmekte öyle bir tarz üzere hareket edeler ki Allahü Teala'nın gadabına sebep olmaya. Allahü Subhanehu'nun hakkı bütün haklardan öncedir. Onun hakkına kemal üzere ve diğerlerinin hukukuna dahi riayet edeler. Ehli İslam, ehli tarikat, ehli hakikat için farzlar yapılmadan ve haramlardan sakınmadan kurtuluşa çare yoktur. Ehlullah'a velilere hasıl olan zikri kalbi evvela hakikati camianın zikridir. Yani kalp latifesinin zikridir. Onun yakınlığıyla mudga bütün kalp dahi zikredici olur. Ehlullah'ın evliyanın ayrılığının matemi yer ve göğe yayılır. Yer ve gök ehli üzülür. Beden ve kalbe yayılır elden çıkışındaki vefatından dolayı hususi feyz ve bereketinden mahrumiyet açıktır. Diğerlerinin ayrılığının matemi, üzüntüsü yeryüzünün bir cüzinde, bir yerde olur. Ehli measiye masiyet ehline bu zeylemekle ve onlardan uzak olmakla Allahü Teala'ya karip yakın olun. Hadisi şerif. Ehli gaflet ve ehli dünya ile mümkün olduğu kadar karışmayalar ve sohbetleriyle kalbin kazancına zarar vermeyeler. Ehlül bidai kilabü ehlin nar. Bidat ehli cehennemdekilerin köpekleridir. Hadisi i şerif. Ehli bidat ve mülhitler ile sohbet etmeyeler ki onlar din hırsızıdırlar. Ehlullah'ın velilerin fazilet sahibi olması Allahü Teala'yı tanımaları iledir. Ve zat ve sıfatı Teala'nın esrarını keşfiledir. Keramet ve mahlukları keşfile değildir. Ey Mevla'yı talep eden seni yüce derecelere ve hidayete tabi olmaya davet eder ve çağırırım. Cümlenin dönüp ulaşacağı Hak Teâlâ'dır. Malum ola ki, ahiret azabına, dini yalanlayan ve yüz çevirenler atılır. Nefs ve şeytan ve hevadan sakınmak lazımdır. Sizi alevli ateşten, cehennemden sakındırırım ki, o ateşe şekavet sahipleri en çok layıktır. Devamlı vera ve takva üzere olup, miskinlere ve akrabaya yiyecek ver ve giydir ki, kıyamet gününde cehennemden uzak olanlar, Ebu Sıddîk radıyallahu anh gibi iyice takvaya sarılıp, mallarının zekatını verenlerdir. Dünya zinetini temenni ederek ve beğenerek, basiretini elden bırakma. Zulm sahibi ve azgın olanlara meyledip, Vaktini heba eyleme, boşa harcama. Kabirleri ve onda olup fani olup gidenleri ve cennet ehlini ve cehenneme atılan cin ve insanı hatırından çıkarma. Karanlık ile örtülmüş geceyi, aydınlık ile nurlanmış gündüzü tefekkür ederek Halık Teala'ya hamd ve senâ eylemelidir. Allahü Teala'nın emirlerine sarılmalı ve yasaklarından sakınmalıdır. İnsana, erkek ve kadınlara, mal ve evladın faidesiz ve çok az faydeli olduğu kıyamet gününde, şefaati kübra talep edilmelidir. Bu sözlerim korku ehline, Allah'tan korkana hatırlatmak ve tebliğidir. Allahü Teala'dan uzak, heva ve hevesine düşkün olan, lüzumlu şeylerden mahrum kalmış gönlün sığınacağı ancak Hak Teâlâ'dır. Hak Teâlâ kullarını görmektedir ve herkesin dönüşü O'nadır. Gizli ve açık her şeyi Allahü Teala bilir. Ey Allahü Teala'yı talep eden kişi, şu zata gıpta olunur ki aşağılıklardan üstünlüklere teveccüh ve yükselip günahlarına karanlık gecelerde ağlar ve dönüşünün yüce hükmü arş-ı mecitten yüksek olan zat-ı kibriyaya olduğunu bilir ve her şeyden kudretinin tesirini alıp zengin ve fani kılan güldüren ve ağlatan öldüren ve diriltenin hakikatte Allahü Teala olduğunu yakinen bilir. İşte bu vasflar ile muttasıf olan fenai nefs ile fani ve her şeye gücü yeten ile baki olur. Doğru yola meyl ve azgınlıktan ari ve kıyamet azabının hüznünden müberra olur. Ve insan işlerini hatırladığı kıyamet gününde tam bir mükafat ile taltif olunup Arasat meydanındaki insanlara cehennemin gösterildiği anda, arz edildiği anda yakınlıklara ve derecelere masar olur. Ey insanlar, ehli takvanın masar oldukları bu ikramın Rahbete şayan olduğunu bilip gücü ve kuvveti tam sarf ederek fenadan soyunup beka celbedici olunuz. Vesselamu ala Menit tabe al hidayete tabi olanlara selam olsun. Vel tezeme mütabe el Mustafa, aleyhi ve ala alihi ula ila yemil cezai. İşanın hizmetleriyle müşerref olanlar her ne kadar pervasız ve gerekli edeplerden uzak iseler de azizdirler. İşan, afak ve enfüsten geçmişlerdir. Nice senelerce masivayı hatırlamak isteseler hatırlarına gelmez. Ene ben kelimesinin kendilerine dönmesini şirk bilirler. Bu büyüklerin sohbetini isteyeler ve can atalar. İmanı kamil sahibi o mümindir ki güzel ahlak sahibi olup ehline iyiliği çok ola. Hadisi şerifini Tirmizi ve Hakim rivayet ediyor. İman kelime-i tevhidin Muhammedun Rasulullah kelamının birlikte tasdikine bağlıdır. İmanı enbiya peygamberlerin imanı ile avamın imanı iman olması bakımından müşterek ve müsavidir imanı enbiyanın üstünlüğü imanın sıfatına bağlıdır. Salih amellere yakın olan iman başka bir safa sahibidir. Mesela insanlar insan olmakta müsavi iseler de sıfatları yönünden muhteliftir. İman ve küfr, hayır ve şer, hidayet ve dalalet, taat ve günah Hak Teâlâ'nın yaratması olup bil cümle onun takdir ve iradesi iledir. Kulların işlerinin haliki odur, kul değildir. Fakat insan kendi fiilinde mecbur değildir. Zira iradi hareketler ile gayri iradi hareketler farklıdır. Ve Hak Teala sevabı ve gadabı kulların ameline bağlı kılmıştır. İnsanı iradesine bırakmış, azabı ve sevabı, iradenin sarfına bağlı kılmıştır ki buna kesp denir. Kesp kuldan halk yaratmak Allahü Teala'dandır. İman ve ilham ve varidatın mahalli ve en var nurlar ve esrarın sırların mahalli sadırdır, göğüstür. İmanın sureti dıştaki mabutların ki putlar ve diğer kâfirlerin taptığı şeylerin nefyine, yok edilmesine bağlıdır. Hakikati imanda içteki mabutların yok edilmesine bağlıdır ki nefsin hevası ve Allahü Teala'dan başka şeylere tutulmaktan ibarettir. İmanı bil gayb, gayba iman, avamın nasibi veya seçilmişlerin seçilmişlerinin nasibidir ki nübüvvet kemalatından nasip almış ve istidat miktarınca nihayetin nihayetinden agah olmuşlardır. Ortada olanlar evliya şuhut lezzetiyle yetinmişler ve kavuşmak hayaliyle rahat eylemişlerdir. İmanı avam, avamın imanı nurani ve zulmani perdelerin gerisindedir. Havas Seçilmişler, nurani perdelerden kurtulmamışlardır ve onda tutulmuşlardır ve onun şuhudunu istenen şuhud tasavvur eylemişlerdir. Ehasül havasın seçilmişlerin seçilmişi olanların gaybi imanı ise nurani ve zulmani perdelerin ötesindedir. İmanı mecazi yani sureti iman avamın nasibidir. Zevalden, yok olmaktan emin değildir. İmanı hakiki ki havasın seçilmişlerin imanıdır. Zevalden mahfuzdur. Yok olmaktan korunmuştur.